varlığıma, kimliğime bir suç, bir günah gibi bakan gözlerin karşısında beni bir kez daha ölüme terk ettin sen anne. Soğuk, nefessiz bırakan bir sessizliğin kucağında yaşama şansım yok ki benim. Kartal, oğlum. Sömer, Sömer oğlum bir şey yapsana. Ne yapayım anne? Ne yapmamı bekliyorsun? Ben herkes bilsin istedim. Gerek var mıydı böyle bir şeye? Bana kızgınsın. Elbette kızgın. Sanki çok normal bir şeymiş gibi. Hayat işte. Kader. Ben böyle olmasını ister miydim Özer? Öğrendiğimde ben de çok şaşırdım. Ne yapacağımı bilemedim. Ha ben mezarını ararken kanlı canlı meğer hayatımızın içindeymiş. O da bunu bilmiyordu. O Adnan abim kendi korkunç planları için yanına... Uçan! Ben bunların hiçbirini merak etmiyorum. Ama öğrenmek zorundasın Özer. Suçan, bu kadar önemli bir meseleyi bu şekilde mi öğrenmem gerekiyordu? İnsanların önünde ilan etmeden benimle konuşman gerekiyordu Rüçhan. Hapisteydin Özer. Nasıl konuşabilirdim ki seninle? Ha, böylesi daha kolay geldi yani, öyle mi? En azından Kartal... ondan utanmadığımı, bu gerçeği gizlemediğimi bilsin istedim. Nasıl yani? Kartal'ın gözüne girmek için Somer'in de benim de onurumu iki paralık etmeyi göze aldın, öyle mi? Ne alakası var Özer? Rüçhan, sen ne yaptığının farkında değil misin? Ya Sadık Beyler ne diyecek, ne söyleyecek diye düşünmeden bizi rezil ettin Rüçhan. Özer, niye rezil oluyorsun? Bu senden önce yaşadığım bir olayın neticesi. Yani kabullenmek zor olsa da... Tabii. İnsanların şaşkınlıklarını gidermek için... ne yaşadığını da anlatsaydın o zaman. Canını yakmak zorunda değilsin Özer. Bak Rüçhan, sen kendi yaranı kendin kanattın. Ya nasıl izah etmeyi düşünüyorsun onlara? O yaşadığın korkunç olayı da herkesi toplayıp itiraf edebilecek misin? Ben kimseye hesap vermek zorunda değilim. Bak Rüçhan, seni anlıyorum. Gerçekten acını da anlıyorum. Ama o tecavüz çocuğunu...
Kabul etmemi bekleme benden sakın. Kabul etmeyeceğim.